Çevrenizde veya internette mutlaka görmüşsünüzdür. Özellikle Honda'cılar bayılıyor. ITB takıp motorlarına hem daha yüksek beygir alıyorlar. Hem de senfoni gibi bir ses çıkıyor. Üşenmedim. Sizlere anlatmak için bir tane tasarladım. Yetmedi. 3 boyutlu yazıcıdan büyük ölçekli bir çıktısını aldım ki size rahatça gösterebileyim. Şu an böyle elimde vazo gibi durduğuna bakmayın. İşlevi aslında oldukça büyük. Kuru kuru böyle tipine bakmakla olmaz tabii ki. Analizlerle nasıl çalıştığına, neleri değiştirdiğine canlı canlı bizzat şahit olacağız. Bu ulvi şeklin kerametine gelmeden önce ITB nedir? Öncelikle ona bakalım. ITB İngilizceden geliyor. Individual Throttle Bodies demek. Her silindire kendine has bir tane gaz kelebeği demek. Normal standart benzinli otomobillere baktığımız zaman bir tane gaz kelebeği bulunur. Direkt emme manifoldun önünde olur. Bu gaz kelebeği açılarak motora giden havanın miktarı ayarlanır. Sizi gaza bastıkça o açılır ya da ayağınızı gazdan çekerseniz kapanır. ITB'ye baktığımızda ise farklı olarak her pistonun için ayrı bir tane gaz kelebeği var. Emme manifoldunun içine bağlanıyor. Valfleri açılıyor. Yüksek performanslı motorlarda bu ITB fabrika çıkışında olabiliyor. Bunlardan en ünlüsü BMW'nin S85, S65 motorları. Özellikle S85'in o emme manifoldunu kaldırdığınızda karşınıza böyle 10 tane ITB'yi rahatça görebiliyorsunuz. Ama bunu normal standart gündelik araçlarımızda çok görmüyoruz. Her silindire gaz kelebeğini ayrıca koymanın bazı avantajları var. Ama genellikle baktığınız zaman bu borazan şekliyle birlikte geliyor ve asıl kazancı sağlayan bu şeklin ta kendisi. Öylesine alelade verilmiş bir şekil değil bu. Bütün işlevi motor yüksek devirde çalışırken hava akışını düzenleyerek pistonlara doğru miktarda hava gitmesini sağlamak, kayıpları en aza indirmek. Genelde verilen isimler bu şekille alakalı şeyler. Türkçe'de kimisi trompet diyor, kimisi borazan diyor. İngilizce'ye baktığınız zaman yine benzer kelimeler var. Bazısı bell mouth, yani çan ağzına benzediği için o şekilde adlandırıyor. Sadece otomobillerde değil, uçak motorlarını test ederken vesaire de görebileceğiniz özel bir şekil. Bildiğiniz gibi arabalarımızdaki içten yanmalı motorlarda pistonlar aşağı yukarı sürekli hareket ediyor. Emme zamanında piston aşağı doğru inerken orada bir vakum etkisi oluşturuyor ve emme manifoldun içinden hava çekiyor. Özellikle atmosferik yüksek devir çeviren motorlarda çok fazla hava emmeye başlıyor ve bu şekilde bu havanın düzgün bir şekilde pistona iletilmesini sağlıyor. Şimdi geldik bilgisayar başına. Burada biraz analiz yapacağız. Biraz bu işin gerçekte nasıl olduğunu görmüş olacağız. Öncelikle sizin için tasarladığım şu trompetlere ve intake'e bir bakalım. Çok temel bir şekil. Öyle ekstra bir şey yapmadım. İlham kaynağım da şu üründü biraz aslında. Yine bir Honda ürünü. K20 için, EP3 Type R için geliştirilmiş bir kit. Biraz bunu referans aldım. Ve baktığınız zaman önde bir düz alanı var. Daha sonra trompeti başlıyor. Zaten genelde bu şekilde olur. Şu gördüğünüz kısımlarsa emme valflerine bağlanan, sübaplara bağlanan kısım. Üstüne şöyle ekstradan bir tane filtre kısmı koymuşlar. Bizim tasarımımız biraz daha farklı. Bu gördüğünüz gibi basit silindir bir şekil. Bizim emme manifoldumuz. Şu gördüğünüz her biri ise az önceki gördüğünüz örnekteki gibi silindirlere bağlanıyor. Biraz daha basit bir şekilde modelledim. İçeride ise her silindir için trompetleri görüyoruz. Adil bir dövüş olması adına burada gördüğünüz ise biraz önceki tasarımın aynısı. Sadece bu sefer bu borazanları çıkardım. Bunun yerine direkt bu emme manifoldunu üstüne yapıştırdım. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok ama diğer bütün tasarım, bütün ölçüler vesaire her şeyle aynı. Bu şekil bizim normal anam babam standart otomobillerimizde kullandığımız emme manifoldunu temsil ediyor. Özellikle yüksek devir çeviren atmosferik motorlar böyle 7000, 8000, 9000 devir çevirirken şurada yani emme valflerine bağlanan, sübaplara bağlanan yerde düşük basınç alanı oluşturuyor. Hava çekmeye çalışıyor. Bunu aynı bir koşmuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Depar attığınız bir 100-150 metre koştuğunuz bir şeyden dolayı ağzınızı açarsınız, burnunuzu açarsınız, alabildiğiniz her yerden nefes almaya çalışırsınız. Aynı şey burada da geçerli. Şimdi analizimize geçecek olursak buradaki akış simülasyonumuzu başlatıyoruz. Bu zamana bağlı bir akış simülasyonu. Yani anlık sürekli her şeyi görebildiğiniz bir şey var. Bakın zaten başlangıçta biraz daha farklı. Zaman değiştikçe işler içeride
karışıyor, değişiyor. Türbülansı vesaire görebiliyorsunuz. Bu biraz daha basitleştirilmiş bir simülasyon ama her şeyi olabildiğince gerçekçi yapmaya çalıştım. Yani pistonların oluşturduğu basınç, düşük basınç alanı vesaire bunların hepsini ben sizin için hesapladım. Bu videoda bu kadar detayına girmeyeceğim. Böyle bir film gibi bunu izlerken görüyoruz ki içeride bir sürü olay oluyor. Simülasyonun biraz oturması ve tam ne olduğunu görmemiz için biraz beklememiz gerek. Ama yavaş yavaş baktığımız zaman pistonlar burada düşük basınç alanı oluşturduğu için buradaki havayı çekiyor. Görüyorsunuz sürekli bir hareket halinde bir durum var. Şimdi buradaki okları ve görüntüyü toplam basınca ayarlıyoruz. Bu bizim bazı şeyleri daha iyi anlamamızı sağlayacak. Şimdi baktığımızda burada neler oluyor? Öncelikle emme manifoldunun içinde büyük bir kaos var. Görüyorsunuz bu çizgiler havanın akışını temsil ediyor. Hava akarken de basıncı nasıl değişiyor renginden anlayabiliyoruz. Kırmızı yüksek basınç demek. Maviye gittikçe bu basıncın düştüğünü görüyoruz. İçerideki kaostan sonra her piston garibim kendini bu havadan bir miktar pay çıkarmaya çalışıyor. Ve buralarda mavi alanları görüyorsunuz. Burası basıncın düştüğü alanlar. Peki bu neden oluyor? Şu an ITB'miz ya da o borazan trompet şekli olmadığı için yüksek miktarda hava çekerken bakın. Şuralardan hava çekmeye çalışıyor. Sadece karşı alanından değil daha geniş bir alanından hava çekmek istiyor. Tabi burada özel bir şekil yok. Direkt havanın 90 derece dönüp pistonun içine gitmesi gerekiyor ki bu da akış için imkansız demek. Böyle yüksek açılı dönüşleri hava akışı sağlayamaz. Sağlayamadığında da yüzeyden kopmalar yaşar. Ayrılmaya başlar. İngilizce'de buna separation deniyor. Hava buradan koptuğu zaman da kafasına göre türbülansla birlikte bir yere gider ve enerjisinin çoğunu kaybeder. Zaten bu mavi alanların oluşma sebebi de bu enerjisini kaybetmiş hava. Çünkü türbülansla birlikte daha düşük bir basınca kavuştu. Görüyorsunuz zaman geçtikçe içeride hala büyük bir kaos var. Bu çok ideal bir tasarım değil ama günlük otomobillerde gördüğümüz bir tasarım. Yani bir en sağdan hava giriyor ve sıra sıra bütün pistonlara uğruyor. Hepsinde şeklimiz farklı. Bakın bizim için önemli olan şu kısımlar. Direkt pistona giden hava akışı. İstediğimiz şey en yüksek basıncın sürekli olarak olması. Bu mavi alanları olabildiğince az görmek istiyoruz. Bakın sürekli burada bir aksiyon var her piston için. Hava akışı böyle sürekli değişiyor. Bunu da istemiyoruz. Olabildiğince tek tip yüksek basınç istiyoruz. Burada bunu çok fazla göremiyoruz. Haliyle bu da sonuç olarak şu demek. Her bir pistona baktığımızda istediği kadar havayı içine çekemiyor. Sanki siz depar atmışsınız sonra birisi burnunuzu tıkamış o istediğiniz havayı alamıyorsunuz. Haliyle burada da motor daha fazla güç üretemeyecektir. O kadar bu trompet şeklini övdükten sonra şimdi bunun analizine yakından bakalım. Yine başlatıyoruz. Gördüğümüz şeyler bizi şaşırtmıyor. Biraz beklememiz lazım yine analizin belli bir doygunluğa ulaşması için. Şöyle farklı açılardan da göstereyim size. Şimdi yavaş yavaş analizimiz kendine gelmeye başlıyor ve burada neler görüyoruz onlara bakalım. Öncelikle artık az önceki gibi 90 derecelik keskin bir dönüşümüz yok. Havayı alırken şu gördüğünüz açılarak giden tasarımın önemi büyük. Havayı 90 derece döndürmek yerine yavaş yavaş açılarak giden ya da bu durumda daralarak giden bir şekilde alıyor. Ve akışın geçen seferkinden çok daha az bozulmasını sağlıyor. Benim yaptığım biraz basit bir tasarım. Fazla üstüne düşünerek hesaplanmış motora özgü bir tasarım değil. Sadece temeli görmeniz için. Ama bu bile ne kadar fark yaratıyor burada görüyoruz. Az önceki gibi sürekli değişen bir mavi bölge yok. Azalan, sürekli değişen, dans eden bir şekil hiçbir pistonda görmüyoruz. Homojen bir dağılım görüyoruz. Keza intake manifoldunun içi de hala o kadar büyük bir kaosa ulaşmadı. Şuradaki çizgilere baktığınız zaman zaten görebiliyorsunuz. Böyle pistonların içine, bu trompetlerin içine böyle güzel, tatlı bir açıyla ulaşıyor. Ve içeride de bu akışı düzeltebiliyorsunuz. Kopmalar yaşanmıyor. Ve genel anlamda baktığımızda ikisini yan yana getirdiğimizde basınç düşüşü çok daha az. Ben gerekli hesaplamaları, ölçümleri buradan aldım sizin için. İkisinin arasında yaklaşık %10'luk bir basınç farkı var. Çok 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 büyük bir fark ve gerçekçi de bir fark. Motora da bu gösterdiğim ITB'yi taktığınız zaman borazanlarıyla falan yaklaşık %10 daha fazla basınç pistonun içine gidebiliyor. Ve bu doğrudan beygir gücünü, torku etkileyen bir şey. Bunu neredeyse birebir oranında çevirebilirsiniz. %10 basınç artışı demek, %10 daha fazla beygir demek. Yani 200 beygir bir motor var. K20 EP3'lerden yola çıkarsak. 200 beygir motora bunu taktığınızda
rahatça 20 beygir daha almanız olası ve gerçekte de bu zaten oluyor. Bu kopmalar özellikle yüksek devir ve yüksek hava ihtiyacı olan durumlarda olduğu için düşük devirlerde çok fazla bir etki göremeyebilirsiniz ama işte o K20'nin VTEC açtıktan sonraki o böyle üst tarafında bu trompetlerin de etkisiyle pat 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 diye uzayıp gidebilirsiniz. İkinci konumuzsa ses. İnsanlar genellikle bu ITB'leri taktıktan sonra inanılmaz güzel bir emiş sesine kavuşuyorlar. Bunu anlamak biraz daha kolay. Motor sürekli çalışırken, özellikle de hava çekerken bir emiş sesi zaten oluşturuyor. Ama bu oluşan ses genellikle emme manifoldunun içindeki alanda ses dalgaları dağılarak bu sesin biraz sönümlenmesine neden oluyor. Hatta üreticiler bazen özellikle sesi kısmak için ekstra alanlar oluşturuyor ki bu ses daha da sönümlensin diye. Ama tabii ki biz araba severler o emiş sesini duymak istiyoruz. Hal böyle olunca bu borazanları taktığınızda bu sesin dağılmasını engelliyorsunuz ve borazanın kendisi sanki bir hoparlör gibi işlev görüyor. Gramofonda, trompette ya da zurnada gibi üflemeli çalgılarda zaten görürsünüz. Dışarı doğru açılarak gider. Bu da ses dalgalarının güçlenerek tek bir tarafa doğru iletilmesini sağlar. Öyle sağa sola dağılmaz. Ve sesi çok daha fazla duyarsınız. Bu ana kadar bu trompet şekline odaklandık ama bir de her pistonun kendine has gaz kelebeği olmasının başka avantajları var demiştik. Bunlardan en önemlisi gaz tepkisi. Tek bir gaz kelebeği olduğu zaman siz gaza bastınız, gaz kelebeği açıldı. Önce analizlerde gördüğümüz gibi manifoldun içinin hava dolması gerekiyor. Pistonlara akışın sağlanması gerekiyor. Ondan sonra motor ancak ilerleyebiliyor. Tabii bu aslında hızlı oluyor ama siz bastığınızda yine de ufak bir gecikme hissedebiliyorsunuz. Bu ITB oluşunun artık şekilden bağımsız olarak avantajıysa bu tip bir beklemeye ihtiyacınız yok. Çünkü zaten gaz kelebeği hemen pistonun önünde. Emme manifoldunu engelleyen bir şey yok. Zaten dışarıdan gelen hava hali hazırda manifoldun içinde dolu. Haliyle gaza bastığınızda hemen bir anda havayı çekebiliyor. Gitmesi gereken mesafe çok daha kısa. Böyle olunca bunu direkt gaz tepkisinde hissedebiliyorsunuz. Zaten performanslı otomobillerde fabrika çıkışında olma sebebi de bu. Başka bir yerde kolay kolay bulamayacağınız mühendislik gerçeklerini anlattığımız kanalımızda bugün ITB'yi anlattık. Bu videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Anlatmamızı istediğiniz diğer konular varsa onları da aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bu video hakkındaki yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.